Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu çalışma sorularını çözüttürmek istedim. Hadi başlayalım. Bir numaralı soruda bir civatayı sıkmak için civatayı somuna tutturduktan sonra saat yönünde döndürüyoruz arkadaşlarım. Doğru mu? Bir tam tur 360 dereceye denk geliyor. Gevşetmek için de saatin dönme yönüne ters. Gevşetmek için de ters. Kurgulayabiliyorsunuz. Mert bir civatayı sıkmak için 3 tam tur döndürerek sıkıyor arkadaşlarım. Enes de bu civatayı somundan çıkartmak için en az kaç derece döndürülmüştür diyor. Yani sıkmak için 3 tur döndürüyorsak çıkarmak için de tam tersi 3 tur döndürmemiz lazım. 1 tur 360 dereceye tekabül ettiğine göre arkadaşlarım. Çıkarmak için de 3 tur döndüreceğim. Yani 1080 olacak doğru cevabım. Kolay bir soruydu. Devam edelim bakalım ikinci sorumuza. Bir pikaba konulan plak sabit hızla saatte 21.600 kez dönüyormuş. Vay çılgınca. Arkadaşlarım bir plak yuvarlak bakın bam bam daire. Bir dönüşü 360 dereceye tekabül ediyor değil mi? 21.600 kez dönüyormuş bakalım. Yani şöyle diyebilir miyim? Acaba 21.600 kez dönüyor her dönüşü 360 dereceyse. Wow, çılgınca değil mi? Bu kadar derece dönüyor. Pekala ne yapıyor? Saatte dönüyor sanırım. Evet saatte 1 saat. Tövbeler olsun kaç dakika arkadaşlarım? 60 dakika. Her dakika 60 saniye olduğundan dolayı 60 dakika kaç saniyedir dersem 6 kere 6 36. Vay 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 vay. 2 tane sıfır atarsam bu kadar saniyede. Çünkü 0,3 saniyede esas ölçüyü soruyor. Yani 3600 saniyede ahan da bu kadar dönüyorsa 0,3 saniyede acaba ne kadar döner diyeceğiz. Soru zor değil. Soru kolay ama ve lakin işlem kalabalığı var ve çevirilere dikkat edeceğiz. Ne yaptık gari? Hadi bakalım doğru orantı yapalım. Şurasını 0,3 ile arkadaşlarım çarpıp hop bidi hop bidi 3600'e böleceğim. 1, 2, 3, 4 bunlar gitti. 36'ya bölüyorum. 10 çarparsam şurası 3 yaptı. 216 çarpı 3. Derece bulduk. Bunu da esas ölçüsünü alacağız. Esas ölçüyü biliyoruz ki 360 çıkartıyorduk içinden. Sömürüyorduk 360'ları. Değil mi? Evet. Bakalım şu 216 ile 3'ü bir çarpıştıralım arkadaşlarım. 6 kere 3 18 elde 1 var. 3 kere 1 3 4 yaptı. 648. Esas ölçü diyor. Kaça böleceğim? 360'a böleceğim. 720 yapmıyor içinde bir defa var. 360 diyorum çıkartıyorum. 8 4 4 8 288. 288'i veren açıya bakalım. Burası vermiyor. Burası 180 18 çarpı 9 son basamak vermedi. Vermedi. 36 çarpı 8 arkadaşlarım verdi herhalde. 36 çarpı 9 360 vermiyor. Doğru cevabımız Denizli arkadaşlar, oldu sayın yine bir arkadaşlarım. döndürme ile alakalı bir soruyla karşı karşıyayız sanırım. Ne diyor şair burada? Sabit bir eksende bir dakika içerisinde. Arkadaşlarım bakın dakika diyorlar. Burada da dakika ile alakalı bakın bir şey var, saniye var. Bunlara çok dikkat edin. Oğlum, giriş ve çıkış cümlelerinde ki o değerler arkadaşlarım onlar önemli. Peki içerisinde gerçekleşen dönüş yani neye eşitmiş? Devir sayısına eşitmiş. RPV şeklinde tanımlanmış arkadaşlarım. Günümüz bilgisayarlarında kullanılan ve veri kaydedilmeye yarayan diskler 5400, 7000, 10000 yani bunlar RAM gibi. Hani ikinin katları vardı ya 128, 256 gibi. Böyle sayılarmış. Bu da RMP yani dönüş devir sayıları falan tanımlanmış. Eyvallah. Bu bir kavramdır arkadaşlarım. Bu kavramdan bakalım biz, bu yargıdan biz neleri aşağıdaki siyah kısma monte edeceğiz. 7200 RPV devir sayısına sahip. Şimdi bak durun. Bu devir sayıları 1 dakika içerisindeki devir sayılarıydı. Yani öğretmenin bunların hepsini vermiş ya biz ne yapacağız diyorsunuz. Yani çok da tın bunları kullanmayacağız. 7200'ü kullanacağız. 7200 devir sayısına sahip bir disk. 1 bölü 2400 saniyede diyor. Arkadaşlarım 1 dakikada yani 60 saniyede 7200'dü. Hemen monte diyeceğim şuraya. 60 saniyede 7200 arkadaşlarım dönüşümüz vardı. Ve 1 bölü 2400 arkadaşlarım saniyede ne kadar dönüş yapar diyor. Yani soru zor değil. Tabii ki burada bir doğru orantı var. Yani işçi ve zaman içerisine girmediği müddetçe hep doğru orantı değil mi? Ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlarım ve 60'a böleceğiz. Yani bakın şunasını çarpacağım. Çarpacağım yani 2400'ü ne yapacağım? Yani bunu çarparsak aslında 3 çıkıyor. 3 çıkıyor. 3'ü de 60'a böleceğim değerli arkadaşlarım. 1 bölü
20 oldu. Ne bu? 1 bölü 20 dönüş. Arkadaşlarım, bir dönüş 360 derece. 1 bölü 20 dönüş 360'ın 20'ye böleceğiz. 1 bölü 20'si yani. Doğru cevabım 18 derecelik bir dönüş olacak. Çözelim arkadaşlarım. Bakalım bir sıralama sorusu. Sıralama soruları pek gelen kısımlar değil ama gelirse, kotanjant gelirse birbirini 90 derece tamamlıyor. Bakın tanjanta çevirin. Kosinüs gelirse bunu da sinüse çevirin. Ve birinci bölge, tabii ki geniş açılar gelirse birinci bölgeyi empoze edeceğiz. Birinci bölgedeki açılardan sinüs ve tanjant sadece kalırsa arkadaşlar, kim büyükse o büyüktür. Aklımızda buradan tutalım. Aynı açılarda, sadece aynı açılarda. Genelde sorulan arkadaşlarım, işte atıyorum tanjant arkadaşlarım, tanjant 10 var elimde, sinüs 10 var elimde. Kim kimi dövecektir? Tanjant dövecektir. Çünkü tanjant sinüs bölü kosinüs. Sinüs de sadece sinüs arkadaşlarım. Bakın dikkat edersek kosinüs burada birinci bölgedeki kosinüs, yani 0 dereceyle arkadaşlarım 0 dereceyle 90 derece arasında düşünürsek birinci bölgede kosinüsler nedir? Basit kesirdir. Paydada basit kesir varsa sayı ne olur? Katlanır arkadaşlarım. Büyür. Mantık bu. Sinüsler sinüsleri dövüyor. Yani şöyle bir tekrar edelim. Bakın birinci bölgede ne oluyor? Elimi hareket ettirdikçe ne oluyor arkadaşlarım? Sinüs değerleri artıyor. Tanjantlar da artıyor. Peki bu yargıyla bakarsak doğru cevabım hemen Ceyhan. Çünkü neden arkadaşlarım? Bu az gerildiği için birim çembere şöyle alırsak daha tepede. Geriyorsunuz ne oluyor? Biraz daha yaslanıyor. Daha da gerirseniz daha da arkadaşlarım 0 dereceye doğru hareket ediyor. En tepedeki açı en büyüktür. Tanjant ise daha da büyüktür. YZ'yi zaten dövüyor her türlü arkadaşlarım. Tanjant X de Y'den büyük oluyor. Büyük açı, büyük açı yazılarından birazcık özdeşliğin üzerinde biraz benzerlik yapacağız. Yani şunu demek istiyorum. Soruya baktığımızda eş büyüklükteki dikdörtgen parkeler var arkadaşlarım. Ama şöyle bir şey var. Bu parkenin bakın kenarları işte birer santim diyelim. Şurası da bakın. Ne oluyor? 5 eşit oluyor. 5 eşit oluyor. Yani bu özdeşliği kullanmamız lazım. Hocam niye 1 yazdın? Şöyle soruya bakıyorum. Skaler bir sayı yok. Skaler bir sayı yok. Yani 1 yazabilirim. K yazabilirim. A yazabilirim. İsminizin baş harfini de yazabilirsiniz çocuklarım. Sıkıntı yok. Güzel insanlar, şurası 5 birim yaptı. Biraz mühendislik yapacağız. Veya yani zigzag da var. Fark etmez. Şurasını şöyle de indirebiliriz arkadaşlarım. Taşıyabilirdik de. Şurası 3 birim bakın. Dikkat ederseniz. Şurası da 3 birim. 5. Şurası da 5. 10 birim. Yani öğretmenim, canım benim, canım benim. Şöyle mi yapacağız? Burası 10, burası 8 mi öğretmenim? Evet arkadaşlarım, tanjant istiyor. ÖSYM'nin en fazla sevdiği fonksiyon tanjantı değil mi? Karşı bölü komşu 10 bölü 8 doğru cevabımız. Soruya bakalım şimdi, bir üçgen var. 3 tane kenarı var. Bir trigonometri sorusu ve açıyla alakalı. Arkadaşlarım, iki kenarı ve bir açıyı için içine katıyorsak eğer, kosinüs teoremi, iki kenar ve iki açıyı katıyorsak için içine, yani birden fazla açı varsa bir tanesi verilmiş veya diğeri bulunan, yani iki açı için içindeyse de sinüs teoremiydi. Bu bir kosinüs teoremidir. Çok aşırı derecede basit arkadaşlarım. Bir soru şöyle ki arkadaşlarım, izah edeyim size. Burada şuradaki açıyı istiyoruz. Bu açı nedir arkadaşlarım? Alfa açısı. Bu açı BAC, evet alfa açısı. Yani bunun karşısındaki kenar şöyle bunun karesi. Kolların kenarlarını, karelerini alıyoruz arkadaşlar. Pisagor'a çok benziyor. Pisagor teoremi gibi, sanki 90 dereceymiş gibi. Değil mi? Pisagor'un da ispatları var burada. Eksi 2 çarpı 60 çarpı 100 çarpı. Şimdi birazcık kötü yazdım. Kosinüsü devreye sokuyorsunuz arkadaşlarım. Evet, buradaki işlemler bildiğiniz cebirsel işlemler arkadaşlarım. Kolay işlemler ve kosinüs alfa eşittir. Eksi 1 bölü 2 geliyor. Bu uzun uzadı ya arkadaşlarım. Şey yapmayayım, internetimiz gitmesin, tamam mı? Evet, 1 bölü 2 olsaydı 60 dereceydi sinüs 30. Eksi olduğu zaman da 180'den çıkartı veriyoruz. Biliyorsunuz ki kosinüs arkadaşlarım negatif olması için 1'den 2'ye atlar. Değil mi? Buradaki pozitifse buradaki negatifse oluyor. 60 ise burası da 60 maçımda. Ne demiştim? 120 derece. 3 kenar var. İşin içinde bir tane açı varsa kosinüs teoremi aklımıza gelsin. 2 açı, 2 kenar işin içindeyse de sinüs teoremi aklımıza gelsin dedim. Bakın AC'yi istiyor. AC'ye X dersem ambo! Burası kenarlarım. 2 tane kenarım, 2 tane de açım var. Yani burası sinüs teoremi ama yani hocam ne sinüs teoremi yahu, ben geometrik çözüyorum, dikmelerimi indiriyorum diyen arkadaşlarım, tebrik ediyorum. Yani aynı şey bunlar. 2 tane çözüm yapalım. Hadi yapalım 2 tane çözüm. Arkadaşlarım 30'un karşısı 45. Yani şöyle diyeyim. 30 bölü sinüs 45, sinüs teoreminden anlatayım arkadaşlarım. 60'ın karşısı x'e. X bölü
Sin 60 diyorsunuz kardeşlerim. Sin 45 kök 2 bölü 2. Sin 60 da sin 30 değil, kusura bakmayın. Kök 3 bölü 2. Anlaştık mı? Hatta buradaki 2'leri atarım arkadaşlarım. Direkt bulalım. 30 kök 3 bölü kök 2. Birazcık hızlı yapıyor olabilirim arkadaşlarım ama yani yapılmayacak şeyler değil bunlar, kusura bakmayın. Evet, 15 kök 6 doğru cevabım Edirne. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Ben buradan var ya bir dikme indirdim. Ne yaptın sonra? 90'ın karşısı 30, 30'un karşısı 15 yaptım. Güzel. 60'ın karşısı kök 3'lü formda. 45, 45'te kök 2 katından. Öğretmenim böyle çözdüm diyen arkadaşlarım. Öpüyorum sizleri. Sorumuza bakalım. Tabii Sinop limanından aynı anda aynı noktada hareket eden Poyraz ve Rodos isimli iki tane tekne varmış. Hareket yönleri şekildeki modellenmiş diyor. Poyraz saatte 15 mil. Lodos ise saatte 21 yol almaktadır. Bakın tekrar söylüyorum sizlere arkadaşım. Şimdi şöyle bir şey var burada. Burada saatte diyor, burada dakikada diyor. Bakın birkaç defa karşımıza çıktı bu. Çok dikkat edin. Yani bir saatte arkadaşlarım şöyle 60 dakikada 15 mil giderse 12 dakika, bakın 5'e bölmüş, 5'e bölersem bu 3 mil gider. Tamam mı? Yine burada Lodos'ta saatte 20 mil diyor. Yani 60 dakikada 20 mil giderse, ki buradan da yakalayabilirsiniz arkadaşlarım. Yani 3'e bölmüş. 12'yi de 3'e bölersek 4 mil gider. Yani bunlar Poyraz 3 mil gidiyorsa, Poyraz şöyle 3 mil gidiyor arkadaşlarım. Lodos 4 mil gidiyorsa, şurada da Lodos var, 4 mil gidiyor. Tamam, bunları hemen söyleyelim. Bari zaten vermiş yani. Vermiş. Peki hala iki tekne arasındaki uzaklığı sormuş. Ha, şimdi trigonometri başlıyor. Yani şurasını sormuşlar arkadaşlarım. Şurası 120 derece. Şimdi bundan sonra size kalmış. Öğretmenim, iki açı ve iki açının ortasında, özür dilerim, iki kenar ve iki kenarın ortasında açı var. Az önce söylemiştiniz, kosinüs teoremi mi? Evet, kosinüs teoreminden çözebilirsiniz arkadaşlarım. Formülü söyledim. Ama şuradan da çözebilirsiniz. Şuraya dikme indirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü çiftin hipotenüs olacak şekilde, 4 sayısı hipotenüs olacak şekilde 3'e indirmedim. 3 tek sayı, 30 60'da biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Yani orada da çözeriz ama gerek yok. Burası 60, burası 30 olduğu için hadi hatırlayalım. 30'un karesi 2, burası da 2 kök 3 kardeşlerim. 2 kök 3'ün karesi 12, evet, 5 kere 5, 25, 37. Arkadaşlar iki tane üçgen var. Benim dikkatimi şu çekti. Birinci üçgenin arkadaşlarım bakın dik kenarları verilmiş. 12'ye 12 kök 3. Bu karşı bölü komşu, komşu bölü karşı, kotanjant, tanjantın aynısıdır. Yani tanjantır ve tanjant çok seviliyor demiştim. Dikkatimi şu çekti arkadaşlarım bakın şu soruda. Daha başlamadan şunu söyleyeyim. Tanjant alfayı şöyle kullanmışlar. Alırsam karşısı 12. Arkadaşlarım komşusu 12 kök 3. Ve sadeleştirirsem 1 bölü kök 3, yani kök 3 bölü 3 oluyor. Bakın tanjantı en popüler 60 dereceydi. 60 derece tanjant, 60 derece kök 3'e eşit. Tamam mı? Eğer kök 3'ün dışında 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü çetrefilli, başka kök 3'lü çetrefilli varsa o da 30 derece. Başka da tanjantın yok arkadaşlarım. Yani A açısını 30 derece bulup buraya yazarsak burası 60 derece çıkıyor arkadaşlarım. Tamam mı? Başka da bir şey kullanmaya gerek yok. Burası 90, zaten 90 olacak soruda verilmiş. Burası da 30 olduğu için bizden neyi soruyor? BC uzunluğunu soruyor. 60'ın karşısı 12 ise, yani tanjant 60'dan da yapabilirdik. 30'un karşısı hangi sayıyı kök 3'le çarparsam 12'dir. Bunu düşüneceğiz veya 12'yi kök 3'e böleceğiz. Minnoşlarım benim, 4 kök 3 olacak doğru cevabım. Arkadaşlarım, Milli Eğitim Bakanlığı kosinüs teoremini çok sevmiş. Bu son yayınladığı sorularda dikkat mi etsek, kosinüs teoremiyle ilgili sorular mı çözüttürsek, konu eksiğimiz varsa onlara mı baksak bilmeyeyim artık. Ben size sinyalleri çakayım. Önden görünümü şekilde verilen şemsiyelerin direkleri arasındaki uzaklık 4 metreymiş. Çılgınca gözüküyor zaten bu. Tamam arkadaşlarım. Şemsiyenin kenarlarından birinin uzunluğu 2 metreymiş. Wow. Güzel. Özdeş mi şemsiyeler? Evet, şemsiyeleri özdeş kabul edeceğiz herhalde. Demir ama şemsiyelerin direkleri arasında. Evet, yani özdeş. Burada bir hata mı var? Açı 80 derece. Bu iki şemsiyeler. Evet. Şemsiyelerin direkleri, şemsiyelerin, yani diyor ki eşitmiş, evet arkadaşlarım, şemsiye öyle kabul edeceğiz. Ben bir anda Tonga'ya düşüyor gibiydim. Burası da 80. Sorunun çözümünü anladım, yani kosinüs 80'i vermiş. Neden vermiş? Öğretmenim ne alaka? Kosinüs 80'i dünyada kimse bilemez. Hiçbir hesap makinesi, bilgisayar hesaplayamaz çocuklar. 30'lar, 45'ler, 60'lar, yes it is pencil. Yarım açılardan da hesap ederiz ama yine kök 2'li, kök 3'lü bir şeyler geliyor. Yani bunların da
dereceleri bilinmiyor. Biz yaklaşık değerini sanki kosinüs 80 pi gibi bir sayıdır belki. Tamam mı? Pi gibi sayıdır ama bize yaklaşık değerini alınız demiş. Alalım. Adı üstünde yani bakın iki tane kenarım var arkadaşlarım ve açı var. Şöyle şunları şöyle çekersem arkadaşlarım bir tanesini hesap edeyim. Şurasına x dersek arkadaşlarım kosinüs teoremini uygulayacağım. Şurası müsait. X'in karesi birazcık da güzel güzel yazalım. 2'nin karesi 4 artı 2'nin karesi 4 eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kosinüs 80 takdir edersiniz 0,17 vermiş. Maşallah maşallah soruya bakın. 4 4 16 above aneyfış 4 4 16 diyorum eksi 8 çarpı 17. Şuraya 17 ile bir 8'i çarpayım ne yaptığımı anlatacağım size. 8 kere 7 56 55 var burası 6 1,36. Arkadaşlarım 4 4 8 16 kim yazdı buraya? Evet 1,36 yaptı. Yani x'i yalnız bırakırsak arkadaşlarım 6,64 kök altında. Şimdi öğretmenim böyle çetrefilli sayılar vardı. Daha kolay yöntemi yok. Bakın gördüğünüz gibi ben de yani amele sitayla böyle yaptım. Yani bakkal işlemi yaptık. Bakkal bölmesi çarpması yaptık. Yapacak bir şey yok. Şimdi dikkat edin. Bak şurası böyle bölmüş olsak arkadaşlarım şurasını. Evet bölmüş olsak değil mi? Şurasını da bölmüş olsak tam 2'ye bölüyor. Tam 2'ye bölüyor bakın. Doğru mu? Biz şimdi şu kısmı bulduk. Şu kısmı. Yani şu kısım bir tane kısmı eşit arkadaşlarım. Burası 4. Hani şöyle düşün. Burası A ise bu kısım A. Bu kısım A ise bu kısım A. Anladınız mı? Biz 2 A'yı bulduk ya. 4'ten de arkadaşlarım 6,64'ü kök altında çıkartırsak cevap gelecektir. Haydi bakalım Allah nasıl çözeceğiz. Bir tane dik kenar verilmiş. Bakalım bu teknede B noktası varmış. Böyle tekne yukarı doğru aykırı bir şekilde mi gidiyor? Ne yapıyor? 10 mil süratle 2 saat. Vay be. 10 mil süratle 2 saat giderse 10 çarpı 2'den 20. Çünkü matematikte biliyoruz ki biz yol eşittir hız çarpı zaman. Pekala. Bir daha okuyan bakalım. B noktası hareket ediyor. A noktasına ulaşıyor. 10 mil hızla 2 saat. Yani 20'lik bir arkadaşlarım şurada uzunluğumuz var. Soru da kendi vermiş. Direkt vermiş. Hiçbir yorum katmadım. Ben ne diyorsa onu yaptım. AC, BC'yi dikmiş arkadaşlar ve ark vermiş. Şimdi ark verirse ne yapacağız? Arklardan korkmayın. Ters fonksiyon. Bir kere yani fonksiyonun tersi müfredatımız da var. Ters fonksiyonun türevi kaldırıldı. Gerçi türev komple kaldırıldı bu sene. Ark varsa şöyle yapın. Bakın her tarafı sinüsle çarparsam, her tarafı sinüsle çarparsam arkadaşlarım, sinüsle ark sinüs birbirinin tersi gider. Zaten böyle çeviriyorduk. Yani 3 bölü 5 kaldı sol tarafta. Sağ tarafta da arkadaşlarım sinüs 90 eksi alfa geldi arkadaşlarım. Sinüs 90 eksi alfa birbirini 90 derece tamamlayan tümler açılar. Sinüsleri nereye çevriliyordu? Kosinüslerine. Sinüs siliyorum. Üretmenim kosinüs alfaya çevrildi bu diyorsunuz. 3 bölü 5 vay be. Yani bakarsam kosinüs komşusu 3K ise hipotenüsü 5K, burası da 4K'yı zaten kullanmayabiliyoruz. Vay be, 5K'da 20 var öğretmenim. Tam 4 katı. BC uzunluğu da 3 kere 4 değişmediyse matematikte 12 yapıyor. Hala cevap var. Zaireler nedir? 360 derecedir. Bunlar da bölünmüş herhalde. Daha sonra hiç okumadım. Sadece ne sorulabilir? Bunlar var. Kaç tane bunları sayalım mı? Saymaya gerek yok. 12 taneymiş. Arkadaşlarım bir daire formunda verilmiş bunlar 12-12. Yani ben soruya başlamadan hemen 360 bölü 12 eşittir 30 yazayım bakalım 30 nasıl kullanacağız. Her biri aralarında açılar eş olacak şekilde merkeze 10 metrelik bir kol ile bağlıymış. Yani her birinin kolu şuradaki her birinin kolu arkadaşlarım 10 metreye tekabül ediyor diyor soru. İlk konumu şekilde verilen dönme dolap pozitif yönde 30 derece döndüğünde bak şimdi. Arkadaşlarım o 30 derece nedir? Bir tık, bir tık, bir tık yani bir tık dönmesi. Atıyorum şu rengin buraya gelmesi, bunun buraya gelmesi 30 dereceye tekabül ediyor. 12 tane daire 12 forma bölünmüş tamam mı? 30 dereceye tekabül ediyor. Bize ne soruyor? Şu an zemine paralel A kabini ilk bulunduğu konuma göre kaç metre? Vay be yani bu buraya yükselmesini soruyor arkadaşlarım. Bana sorarsanız şunu soruyor sanki. Şuradaki mesafeyi soruyor gibi algıladım ben. Kol da şurası 10 olduğu için ve dönme açım da 30 olduğu için aslında sorduğu şey şu an çok basitleşti. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı kaçtır? 5'tir diyebiliriz arkadaşlarım. Evet eğer doğru cevabımız 5 yılın Adana. Sorularını, trigonometrik sorularını çözdüyseniz arkadaşlarım böyle şekillere aşinasınız artık. Uçurtmanın bakalım toplam formülü mü ne diyor?
Evet, değil. Zaten 11. sınıf olduğu için toplam formülde gelmeyecektir karşımıza, değil mi? DEFC'ye paralel demiş. Güzel bir şeklimiz var. Bakalım BA uzunluğunu vermiş şurası. Hemen isterseniz BA'lık kısma şöyle güzelce ne diyor? 10 kökü 3 eksi 10'u bir yazayım. Hani soruda verildiği için diyorum. Tanjant alfayı da vav 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 vav. Bakın tanjant alfa ne? Kök 3 bölü 3. Kök 3 olsaydı 60'tı. Bunun dışında da 30 dereceydi arkadaşlarım, dikkat edersek, değil mi? Şuraya 30 dereceyi yazalım. Yani şuradan yakalamamız lazım. Bunları bilmeden sınava girilmez. 30, 60, 90'ı bilmeden hiçbir sınava girilmez. Girmeyin. Hemen bir sanayiye veya berber yanın arkadaşlarım. Yapmayın. Bunları yutmamız lazım. Bakıyorum koca kafalı üçgene şöyle bir elimi gezdirirsem ulen 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 45, 45, 90 derece olduğunu yazabilirim. Bunları da söyledim. Başka da soruda hiçbir şey yok. Ne istiyor? Zaten şıklar var aşağıda. Başka bir şey kalmadı. Şimdi kardeşlerim benim ne yapacağız? Bakalım, 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 bakalım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlarım. 30'un karşısı K ise, şurası 60 olduğundan mütevelli. K kök 3'ü şuraya yazsam. Başka da kullanacağım bir şey yok. 45, 45, 90 derece olduğu için koca kafalı üçgen. Yani K kök 3 arkadaşlarım şöyle eşittir. K artı 10 kök 3 eksi 10. Bundan sonrası matematik artık trigonometreden çıkıyoruz sanki. Sol tarafa K'yı eksi olarak atıp K parantezini alırsam tövbeler olsun. Kök 3 eksi 1 yakaladım arkadaşlarım. Sağ tarafa 10 parantezini alırsam burası da kök 3 eksi 1. Yazın birazcık daha güzelleştirsem tam süper olacak. Evet, K'yı 10 olarak bulduk. Arkadaşlarım bizden ne istiyor? Bakalım soru. DB'yi istiyor. DB şurasıydı. DB şurasıydı arkadaşlarım. Doğru mu? K'yı 10 bulduk. Yani şurası 10 kök 3 ise 45 45 90 derece olduğu için de 10 kök 6 kök katını söyleyebiliriz. Bir sert kaçımız var arkadaşlarım. Bu fizikte de, değil mi? Magnetizma, manyetizma kısımları, manyetik onlar piller mi, mıknatıslar mı? Onlarda da geliyor böyle, değil mi? Z'ler, S'ler itiyor, N'ler itiyor ha. Bakalım bu Zen'e sormuş. Şekil 1'de verilen sarkaç 200 metre santim yüksek tavana bağlanmıştır diyor. Sarkaç tavana, zeminden tavana öyle düşüneceğiz. Yani evet, burası 200 diyor arkadaşlarım. Tamam, söyledik. 30 ise şu sarkaça 170 kaldı. Sarkaçın hareketsiz olduğu anda bağlı bulunduğu ipin ucu zeminden 30 metre yüksekliktedir. Zaten şekilde var. Sarkaç şekil 2'de konuma getirdiğinde ipin ucunun zeminden yüksekliği 50 santim. O zaman burası 200 ise 50 ise şurası da arkadaşlarım 150 kaldı herhalde. Bunu da söyleyebiliriz. Ne soruyor? Bakın oraya odaklanacağım herhalde. Çünkü verilenleri yazıyorum, yazıyorum, bir şey yok. İpin ilk konuma... Ha, sin alfayı soruyor. O zaman alfayı ben bir kere dik üçgene getireyim. Bir kere getireyim. Sarkaç eklenmedi, çıkartılmadı. 170'ti. 170'i sarkaçın üzerine yazdım. Şuradaki mesafe 150 öteledim. 8, 15, 17'yi gördüm. Birer sıfır attım. 80, 150, 170 üçgeni. Sinüsü şimdi bulurum. Sinüs karşı bir hipotenüstü. Karşısı 80 alfanın, dikkat edersek arkadaşlarım. Hipotenüste 150 sıfırları da fıydırttırırsak 8 bölü 15 olacaktır doğru cevabımız. Sinüste nereye hata yaptık bakalım. 8, 15, 17, 170 özür dilerim. Evet, dediğim farklı yazdım, farklı oldu. 8, yani 17, öğretmenim 2, 2x yani. Diyor. Siz dediniz ki iki kenar ve açı varsa kosinüs teoremi midir? Genelde öyledir. Niye olmasın? Yine mi kosinüs? Ah yine mi keder ama artık yeter. Yeter artık bu kosinüsler. Ne diyor? Şekildeki tangent uzunlukları eşit ve ikişer metre olan makas yoluyla. Evet. Hani böyle açıyoruz ya tepeleri, hatırlıyor musunuz? Kafelerde falanlarda filanlarda böyle. Bu magnetizmayı söylemiş. Bu kolların açılıp kapanması makasın merkezinde bulunan ve sabit hızla çalışan bir elektrik motoru tarafından gerçekleşir. Bize ne kardeşim? Tentenin kollarının, başlıyor herhalde soru, bir doğru açı. What is the mean of doğru açı? Doğru açılar 180 derecedir. Ve 36 saniyede 180 derece açılıyormuş. Ama motor 24 saniye hareket etmiş. Tam açılmamış bakın şekilde. Yani 24 saniye hareket ederse kaç derece olur dersek arkadaşlarım. Buradan oran orantı da yapabiliriz. Yani 5 katı 120'nin de 24'ün de 5 katı 120. Şurasının 120 olduğunu ben size hesaplettim. İşler dışlar yaparız. Yani soru şöyle kardeşlerim. 122 şurası. İsteyen kosinüs uygulasın. Ama arkadaşlarım bu 30-30-120 üçgeni zaten dikmeleri indirerek de ispat ettik defalarca. 2-2
2 kökü 3 olacaktır. Hemen kökü çektiği veriyoruz arkadaşlar. Sonra tamam şairi ne yapmış bize böyle? Eyvahlar olsun. Katı cisimli böyle bir şeyler vermiş herhalde. Pekala. Dikdörtgen biçimde kartona yapılmış. Masa takvim verilmiş. Prizma deseydin ne güzel olacaktı değil mi? AB 10 demiş. Öğretmenim yine iki kenar bir açı bıktık artık. Bu nedir kardeşim? Her soruda kosinüsün var diyen kardeşlerime söylüyorum. Evet, iki kenar bir açı. Ortasındaki açı. İle bir üçgen çizilebilir diyeyim bari, artık kosinüs söylemeyeyim değil mi? Hep kosinüs teoremi teoremi. Yani kosinüs teoremi de çözmeyelim artık. Şunu bir anlayalım. Arkadaşlarım ön yüz nedir? Ön yüz yani yanal alan kabul edebiliriz arkadaşlarım. Ön yüzü yanal alan kabul edebiliriz. Yani mesela bunu dikersem daha rahat mı göreceğiz? Arkadaşlarım tabanları ve tavanları atarsak şu kenarda 3 tane yüz vardır. Bakın şurası, şurası ve şurasının kenar olduğu dikdörtgenimiz var. Burada da ön yüzünün alanı bu şekilde hesap edeceğiz. Ve yani bu kısım çarpı h yükseklik, bu kısım çarpı yükseklik, bu kısım çarpı yükseklik. Kısaca söyledik, taban çevresi çarpı yükseklik diyorduk. Tek tek de hesap edebiliriz. Ama BC'yi bulurken artık kosinüsten gına geldi. Kosinüsle yapmak isteyenler yapsın saygım sonsuz, ama daha basit pratik yapacağım ben. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuradan dikme indireceğim. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5 diyeceğim arkadaşlarım. Burası 11. Burası da 5 kök 3. Ulan sayılara bak ya. Valla kosinüs diyor. Bu kosinüsten kurtulmaya çalışıyoruz ama geliyor yine karşımıza. 11'in karesi 121. 5 kere 5. Burası da 75. Aa ne güzel geldi. 196. Neyin karesi? 16'nın değil. 4 kere 4. 16. 14'ün karesi. 16. 256 yapıyor. Ne yapacağım? Arkadaşlarım bakın şurasına y dersem, y dersem diğer tarafta görülmeyen de y. 16 çarpı y. 10 çarpı y. 14 çarpı y yapmıyorum. Kısaca şunun çevresi 10, 16, 14, 40. Yani kardeşlerim 40 ile y'yi çarparsam 1200 yapıyorlar. Doğru cevabı grafik. Bu grafiği de arkadaşlarım bakın fonksiyon olarak istemiş. Keşke böyle sorular gelse. Korkmayın bu tarz sorularda. Çünkü değer yazarak bulacağız. Değer yazarak bulabiliriz. Ama öğretmenim ben ders çalıştım. Orada şeyde periyotlar vardı. Grafik çizirken sinüsün periyodu... Ya boş verin, bunlar biz arkadaşlarım yani milli eğitimde yazılıda sorulduğunda bilmek zorundayız. Evet doğrudur. Ama ve lakin burada fonksiyon olarak verirse bakın çok basit. Şöyle düşünün, hani fx'i kuruyorduk ya biz fonksiyonu. Yani bu fonksiyon t'ye kurulmuş. Sonuç y'ye gidiyordu ya. Sonuçta burada büyük s'ye gidiyor. Yani hani çocuklar anneye gidiyor diye fonksiyonda her çocuğun annesi olmak zorundaydı. Bakın birkaç tane çocuk bulacağım. Başlangıç 0 yazarsam 4'e gidiyorum. Yani fonksiyonda... T'ye tanımlı fonksiyonda 0 yazarsam sonuçta 4'e gideceğim. Fonksiyonda arkadaşlarım 12 yazarsam dıgıdık 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 bakın 19'a gidiyorum. Gerçekten çok net belli. Çok net belli. Evet buradan da artık anladık mı? Ya koskocaman soru bu. Böyle bir soru vardı, hiç korkmayın, hemen bunları çıkartın. Soruda mutlaka. Hatta 24 yazarsam da 12'ye giderim. 3 tane değer, ulan 3 tane değer varsa siz elips, hiperbol, konik, hep bütün koniklerin denklemlerini bulursunuz. Yani dünyada olmayan şekillerin bile fonksiyonlarını bulursunuz. Ne demek istiyorum bakalım şöyle şıklara. A şıkkından bakalım. Neleri bileceğiz? Tabii ki bunları bilmeden sınava girilmez arkadaşlarım. Kosinüs 0 nedir? 1'dir. O zaman burası 11.5'tan 7.5 çıkarsa 4, bu doğru. Sinüs 0, 0'dır. 11.5 yaptı. Hayır, benim 4'e gitmem lazım. Burası da oluyor, Ceyhan oluyor. Burası 0'dı. Hayır, 0'dı. Hayır. 2 şık kaldı. Bakın iki şık kaldı. 12 yazarsam şöyle kosinüs pi eksi 1'di. Yani arkadaşlarım dur kalk dur kalk yapmayalım. Şurası eksi 1'di biliyorsunuz 180 derece. Doğru cevabım artık Adana olmuş oldu Ceyhan'da. Numaralı sorumuzu da çözültürelim artık. Son 3 soru kaldı. Berk şekil birlikte bir tahta çubuk parçasını kısa iki parça uzunlukları farklı 1 cm şeklinde kalınlık değiştiriyor demiş. Bu çubuklara şekil ikili gibi bir üçgen oluşturuyor. Kırmış bunları. Pekala bu üçgenin İki iç açısının ölçüsü 45 ve 60 diyor. En kısa kenar diyor. Şimdi bir üçgende bir anlamaya çalışalım. İki tane açı verdik. Mesela 40, 60, 45 şöyle sırayla yazalım. Fark etmez nasıl yazdığımın. Şurası 75. Arkadaşlarım büyük açının karşısında büyük kenar olduğu için en büyük kenar bakın burası olmuş oldu. Tamam. En küçük kenar da burası olmuş oldu. Öteki kenar da bu. Bize en kısa kenarı istiyor. Doğru mu? Ve kısa iki parçasının uzunlukları da neymiş? Arasındaki fark 1 santim. Vay harika yılan bir soru. Çok güzel bir soru. Anlamak lazım. Bakın şöyle diyorum. Yani 60 buradan kırılsın. Burası da 45 olsun. Zaten 2 kırılma. Burası 75. Şimdi bak kısa iki parçası arasındaki uzunluk 1.
60 daha büyük olduğu için bakın buraya x dersem şurası x artı 1 oluyor arkadaşlarım. Hani 60 daha büyük olacak. 75 de en büyük oldu. Tamam mı? En kısayı istiyor. Başka da bir şey var mı soruda? Bir daha bakalım arkadaşlarım. Yok. Evet güzel insanlar, açılar ve kenarlar var, sinüs teoremi veya dikme indireceğiz. Başka da bir şey yok ama sayılar birazcık pis güzel insanlar. Evet şöyle diyeyim ben size. Şöyle yapayım. 60 bakın x artı 1. X artı 1'in karşısında 60 var. Sin 60 yazıyorum, birazcık kalem iri olduğu için küçültemiyorum. X'in karşısında 45 var. X bölü sinüs 45. Kardeşlerim sin 60 neydi? Sinüs 30 değil, kök 3 bölü 2. Sin 45 de kök 2 bölü 2. Buradaki 2'ler gider. İçler dışlar çarpımı yaparsak da güzel insanlar. Doğru cevap Balıkesir, Bandırma. Yollara taş kaya düşmesini önlemek için bu yamaçlar tel kafeslerle kapatılır. Evet arkadaşlarım doğru. Dağlık bir yerden geçerseniz bunları görürsünüz. Böyle bir şeyler verilmiş ama hani dairede böyle eksik olan açıyı hemen tamamlıyorduk ki üçgende de tamamlayalım o zaman. Şurası 30 derece. Arkadaşlarım bir açım 30, bir açım 45. İki tane cillop gibi açı var. Bir tane kenarım olsa sinüs teoremi kullanacağım ya da dikmeler indireceğim. Aynı şey. BC'yi istemiş. Bakıyorum şöyle. AB 16. Yani arkadaşlar artık hemen çözelim. Şuradan dikme indirelim. Ben artık sinüs kosinüs kullanmak istemiyorum. 90'ın karşısı 16. 30'un karşısı 8. 45 arkadaşlarım. 8 sorusu. Bunu YouTube'daki diğer videolarımda da anlatmıştım size. Bakın kotanjant varsa kotanjant diye bir şey yoktur dedim. Kosinüs bölü sinüse çevireceğiz. Ve kullanacağımız neler vardı? Sin kare ile kos karenin toplamı nedir? 1'dir efendim. Yalnız bırakmamız gerekirse sin kare kos kare bırakacağız. Soruya bakarsam soru hemen çıktı zaten. Birinci bölgede ise hiç sıkıntı yok. 1 bölü sinüs diyor şair. Kosinüs çarpı kotanjant kosinüs bölü sinüs. Şöyle minnak minnak güzel güzel işlemler yapalım arkadaşlarım. Hop bidi hop bidi hop bidi. Öğretmenim 1 bölü kos kare şunu sağ tarafa gönderirsek 1 bölü kos kareyi ayarlıyorum. Sin kare bölü sin. Bir tane sin yapıyor. Cevabım Ceyhan. Testleri bitirdik. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakınız arkadaşlarım.